Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir battaniye ördüm arkadaşlar. Ve bu battaniyenin nasıl örüldüğünü anlatmaya çalışacağım videomda. Battaniyem motif motif yapılıyor arkadaşlar. Bir motif beyaz, bir motif pembe şeklinde yapıp bunları birleştirerek 8 tane motif sıra sıra yaptım. Sonra 8'er sıra şeklinde ördüm. Motifleri birbiriyle birleştirdim. Daha sonra da şu şekilde bir kenar süsü yaptım arkadaşlar. Çok güzel, çok şık oldu. Şöyle açayım bir arkadaşlar. Şöyle açılmış halinde bir görün. İnanın ki çok severek ördüm arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu battaniyeden örmek isteyen arkadaşlar orta kalınlıkta bir bebeği yünü, bir de bir ya da sıfır numara örgünüzün kalınlığına, ipinizin kalınlığına uygun bir tığla sizleri bekliyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip örgümüze başlayalım mı arkadaşlar? Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar modelimiz 29 zincir üzerine kurulması gerekiyor. Önce şöyle bir tane düğüm yapar gibi bir zincir attık. Bunun üzerine 29 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Çok sıkı yapmamaya çalışın. Çünkü içerisine biraz sonra sık iğne yapacağız bu zincirlerin içerisine. Sayıyı unuttum bu arada. 16 idi galiba. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tane zincir çektik. Bir de geriye dönüş yapabilmek için, kullanmak için bir tane fazladan çekiyoruz arkadaşlar. Bu en son çektiğimiz zincirin içerisinde batmıyoruz. Hemen onun yanındaki ikinci zincirimize batıp arkadaşlar şu şekilde sadece sık iğne yapıyoruz. Bir dakika. Kaçtı. Tekrar yakalayalım. Ha, şimdi oldu. Sık iğne yaptık. Hemen yanındaki zincire tekrar sık iğne. Yanındakine tekrar sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde tam 29 tane sık iğne olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar 29 tane sık iğnemizi yapalım ve tekrar konuşalım. 29 tane zincirimizin üzerine bir sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğimiz zaman 2 tane zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. İlk deliğe değil, sonraki deliğimize sık iğne yapıyoruz. Hemen yanına tekrar sık iğne. Sık iğne yapmasını bilmeyen arkadaşlar için tığımızın başını dolamadan deliğe batıp şuradan ipimizi çekip ikisini beraber çektiğimiz zaman sık iğne yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Sonra tekrar iki zincir çekip tekrar geriye döneceğiz ve sık iğnemizi 3 sıra yapalım ve tekrar konuşalım arkadaşlar. 3 sıra sık iğnemizi yaptık. 3 sıra sık iğneden sonra tekrar sıra sonunda iki zincir çekiyoruz. Şimdi burası örgümüzün ters tarafı arkadaşlar. Örneğimizi 29 zincir üzerine, 29 sık iğne üzerine kuruyoruz. Tersten kuruyoruz örneği, fakat yaptığımız örnek ön tarafta gözükecek. Şimdi burada yine ilkini saymıyoruz ikinciden, ama 2 diye sayacağız bu sayıyı. Çünkü ilkini boş bıraktık ya, şu çektiğimiz 2 zinciri de artık bir sık iğne olarak sayıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 15. deliğe örneğimizi koyacağız. 14 tane de bu tarafta kalacak. 14, 14, 28. Ortaya örneğimizi koyunca 29 oluyor. Başını doluyoruz. 15. deliğimize batıyoruz. Şöyle ikisini beraber alıyoruz. 2 tane kalıyor tığımızda. Tekrar başını doluyoruz. Aynı deliğe tekrar batıyoruz. Tekrar 2 alıyoruz. 3 kaldı tığda. Tekrar başını doluyoruz. Tekrar çekiyoruz. Tekrar 2 alıyoruz. 4 oldu tığda. Tekrar aynı noktaya. Bu şekilde. Bu sizin tercihinize kalmış. 4 sefer de batabilirsiniz. 5 sefer de batabilirsiniz arkadaşlar. Burada fıstık modeli koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. Hepsini birleştirip topluyoruz.
şu batmış olduğumuz, bütün hepsini batmış olduğumuz noktaya şu şekilde yapıp çekiyoruz ve birleştiriyoruz, kapatıyoruz. Yanındaki deliğe şimdi buradan itibaren sayıyoruz. 14 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve son iki tane zincir çektiğimizin tepesine de battığımız zaman 14 oldu. Şu şekilde önden görünüşü bu şekilde. Buraya kadar yapın ve tekrar konuşalım. Örneğimizi yaparken bütün sıra sonlarında sürekli iki tane zincir çekilip geriye dönüş o şekilde sağlanacak ve ilk deliğe değil sonraki deliğe batılarak. Şimdi tekrar sayıyoruz arkadaşlar. Demin 14 tane saymıştık. Bunu da sayıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, burası ön taraf, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şurada hemen fıstığımızın yanındaki deliğe de batıyoruz arkadaşlar. Ne yaptı? 14 yaptı. Fıstığımızı birleştirdiğimiz şu bir tane zincir olan nokta vardı ya arkadaşlar. Buraya batıyoruz. Yanlış yere batılmasın. Sayılar ya eksik olur ya fazla olur bu sefer. Örneğimiz doğru olmaz. Hemen fıstığımızın diğer tarafındaki deliğe de batıyoruz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. İki zincir çekip tekrar konuşalım. Örneğimizin arka tarafındayız. Örneklerimizi hep arka taraftan koyacağımızı söylemiştik. İki tane zincirimizi çektik. İlkini boş bırakıyoruz. İkincisinden itibaren sayıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlkinde 14 saymıştık. 15. delikte örnek koymuştuk. 12 tane yaptık. 13.sünde fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Başını doladık. 13. noktaya çektik. 2 kaldı. Çektik. 3, 4. Hepsini aynı anda çekiyoruz. Bir zinciri birleştirip aynı noktaya tekrar batıp bunu sabitliyoruz. Şimdi ne oldu? Yanında şurası, şuradaki nokta önceki fıstığımızın yeri. Hemen ilk deliğe batıp bir sık iğne, ortaya sık iğne. Ne yaptı? 2 oldu. Hemen yanındakine sık iğne. Hemen onun yanındakine tekrar fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Zincir çekiyoruz. Aynı noktada sabitliyoruz. Hemen yanındaki delikten itibaren sayalım. 12 tane kalmış olması lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve zincirimizin tepesiyle beraber ne yaptı? 12 tane yaptı. İlk fıstığımız bir boşluk bırakıp yanında sağında. Bir boşluk bırakıp ne yaptık? Solunda. Şimdi burasını ilk yaptığımız yer gibi yine aynı şekilde yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. İlkini boş bırakıyoruz. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burası ön tarafı. Burada bir numara yok. Arka tarafında örnek konuluyor biliyorsunuz. Sadece burada fıstıkların sağına soluna batarken dikkat etmeniz gerekiyor. Fazladan batarsanız sayı fazla olur. Örnek yamulur. Kalp yamuk olur arkadaşlar. Hemen fıstığımızın yanındaki deliği görüyorsunuz. Şurası. Bak, burasına battıktan sonra şuraya batmayacağız arkadaşlar. Şuradaki noktaya batacağız.
Sonra şuradaki noktaya, fıstığı birleştirdiğimiz noktaya, hemen fıstığın diğer tarafındaki deliğe. Burada 3 tane sık iğne oluyor zaten. 2 yaptı. 3 yaptı. Ne yaptık? Ortaya batıyoruz bir tane. Hemen fıstığın yanındaki boşluğa batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. 2 zincir çekip tekrar konuşalım. 2 zincirimizi çektik. İlkine değil, ikincisine battığımız için 2 diye sayacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptık. Başını doluyoruz. Fıstık yapma yerine geldi. 11. delikte fıstığımızı koyuyoruz arkadaşlar. Ve deliklerimize tekrar sık iğne yapmaya, aynen arka taraftan yapmaya devam ediyoruz. Şuradaki son fıstığa kadar sık iğne yapıyoruz. Son fıstığımızın olduğu yere geldi. Hemen yanına bir tane sağına yapıyoruz. Sonra onun yanındakine tekrar bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bu tarafta 10 tane delik kalacak şekilde olması gerekiyor. Hani bu tarafta 10 tane saydık, 11.ye fıstık koyduk ya arkadaşlar. Hani ben bunu çok yaptığım için artık örneği ezberledim. Siz ilk sıralarda sayarak yapacaksınız. Ama emin olun ki ilerleyen zamanlarda motifleri saymadan koyabileceksiniz artık. Şimdi fıstığımızı yaptık, yanına 1 yaptık. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve zincirimizin tepesiyle beraber ne yaptı? 10 tane. Bu şekilde sayılarımızın tutması gerekiyor arkadaşlar. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Şuraları aynen yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım ve örgümüzün arka tarafında tekrar konuşalım. Sıra sonumuza geldik. Ortadaki fıstık ve sağdan eşit uzaklıklarda ilerleyen, sağından ve solundan ilerleyen fıstıklarımız. Tekrar sıra sonunda 2 zincirimizi çekmeyi unutmayalım. 2 zincir çektik. Yanındaki değil, hemen onun yanındakine sayıyoruz şimdi arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 Ne yaptık? 9.ya batıyoruz bu sefer. Fıstığımızı 9.ya koyuyoruz. Fark ettiyseniz her 2 2 eksiliyor arkadaşlar. Yine sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. Şuradaki kenardaki diğer fıstığımızın olduğu yere kadar sık iğne yapalım ve tekrar konuşalım. Uçtaki fıstığımızın olduğu yere kadar geldik. Bu uçtaki fıstığımızın üstüne sık iğne, yanına tekrar sık iğne, onun yanına diğer fıstığımızı koyuyoruz arkadaşlar tekrar. Birleştiriyoruz. Aynı noktaya tekrar batıyoruz. Ve saymaya başlıyoruz. Bu tarafta 8 tane kalmış olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 ve zincirimizin tepesiyle beraber ne yaptı? 8 tane. 8 bu tarafta, 8 bu tarafta. 2 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bu tarafı aynı bildiğiniz gibi şuraya kadar sık iğne yapalım ve tekrar konuşalım. Arka tarafındayız tekrar. 2 zincirimizi çektik. 2. deliğimize batıyoruz ve saymaya başlıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Başını doluyoruz.
Yedinciye fıstık yapıyoruz. Zinciri çekip birleştiriyoruz ve sabitliyoruz aynı noktaya batıp. Hemen yanındaki deliğe sık iğne. Gördüğünüz gibi sıra sıra sık iğnelerimiz gözüküyor. Şurası fıstığımızın olduğu yer arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi üstüne sık iğne yaptık. Yanına sık iğne yapıyoruz ve hemen onun yanına ne yapıyoruz? Fıstığımızı koyuyoruz hemen. Birleştiriyoruz. Aynı noktaya tekrar batıyoruz ve çekiyoruz sık iğne. Sayıyoruz. 6 tane kalmış olması lazım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve zincirimizin tepesiyle beraber 6. Arkadaşlar mecburen ilk zamanlar saymanız gerekiyor. Neden derseniz bunların sağına soluna batarken bazen zincir sayısını arttırabilirsiniz. O zaman gerçekten motifimiz güzel olmuyor. Bir yamukluk oluyor. Mutlaka ilk zamanlar sayarak yapın. Sonrasına zaten gerek kalmayacak arkadaşlar. Hemen yine burada tekrar iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu sırayı düz sık iğne şeklinde buraya kadar yapacağız ve arka tarafına tekrar örnek koyacağız. Sıra sonunda iki zincirimizi tekrar çektik. İkinci deliğimize batıyoruz tekrar ve sayıyoruz. Bir dakika, nereye takıldı? Heh, düzelttik. 2, 3, 4. Bu sefer 4 tane sık iğne yapıyoruz. 5.'ye fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve diğer baştaki fıstığa kadar burasını sık iğne yapmaya devam edeceğiz bu şekilde. Örgümüzün başında ve sonunda 4 tane sık iğne kalacak. Şu an kalbimizin şurasını yapıyoruz arkadaşlar. Şu 6. yerdeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. yerdeyiz. Sonraki sırada burada gördüğünüz gibi 4 tane üst üste olacak fıstıklarımız. Fıstığımız burada gördüğünüz gibi tam tepesine geldik. Buraya da sık iğne yapıyoruz. Hemen yanına tekrar sık iğne ve başını doluyoruz. Bir boşluk bırakmış oluyoruz yani bu şekilde. Şimdi sayalım. 4 tane kalmış olması gerekiyor. 1, 2, 3 ve 4. Zincirimizin tepesiyle beraber 4. Gördüğünüz gibi hem burası hem burası eşit olmuş oldu. Burada tekrar iki zincir çekiyoruz. Ve sıra sonuna kadar daha önce yaptığımız gibi bu sırayı sık iğne yaparak diğer başa varalım arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık bu tarafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık bu tarafta. Bundan sonraki etapımızda arkadaşlar bu 6. fıstığımızın üzerinde 4 tane fıstık olacak. 4. fıstığı yaparken bir farklı bir şey yapacağız.
Siz 3 tane fıstık yapın üst üste bunun üzerine. 4. fıstığımızı yaparken tekrar konuşalım. Bu 4 üst üste yapmak için de şöyle bir sefer göstermek istiyorum. Hemen demek ki yaptığımız gibi aynı işlemleri yapıyoruz. 4 tane sık iğnemizi örüp 5. fıstığımızın üzerine, 5.'ye denk geldiği zaman diğer fıstığın üzerine denk gelmiş olacak arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman ne oldu? Bakın üst üste geldi. Bu şekilde üst üste 3 sıra yapın. 4. sırada konuşalım. 3 tane üst üste fıstığımızı yaptık. Yine sıra sonunda 2 tane zincirimizi çektik ve geriye döndük arkadaşlar. Şimdi 4. sıradayız. İlkine değil ikincisine batıyoruz tekrar. Yine burada 4 tane sık iğne olacak. 1, 2, 3, 4 ve 3 tane üst üste olan fıstığımızın üzerine 4. üst üste gelmesi için 4. sıra fıstığımızı yapıyoruz. Yaptık, birleştirdik, sabitledik. Buradan itibaren 9 tane sık iğne sayacağız. Hemen yanındakinden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne yaptık. Başını doluyoruz. 10. yere bir tane fıstık yapıyoruz tekrar. Ve yanından itibaren tekrar saymaya başlıyoruz. 1, 9 tane olması lazım. 2, 3, 4. Yani her iki tarafın da eşit olması gerekiyor. 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen 10. yere diğer fıstığımızın üstüne denk geliyor. Buranın da 4. sıra fıstığını böylelikle yapmış oluyoruz. Hem de ortaya da örneğimizi koymuş olduk tekrar arkadaşlar. Dört tane de yine bu tarafta kaldı sık iğne. Başını doluyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bu sırayı tekrar sık iğne yaparak buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Arka tarafta örneğin diğer etabını göstereceğim sizlere. Örneğimizin ön tarafı, arka tarafındayız. İki zincirimizi çektik yine. İkinci deliğe batıyoruz tekrar. Burası her zamanki gibi 4 tane yapılıyor arkadaşlar. Hani bu 5.'de 4 tane üst üste fıstık vardı ya arkadaşlar. Artık buraya fıstık yapmıyoruz. Buraya da sık iğne yapıyoruz. Yanına tekrar sık iğne. Onun yanına bir tane fıstık. Sonra tekrar ortadaki fıstığın olduğu yere kadar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Şimdi fıstık şurada, şu deliğin olduğu yerde, yanına bir tane boşluk olması gerekiyor. Boşluktan sonra da fıstığın olması gerekiyor. Yani bu fıstığın hem sağına hem soluna birer tane fıstık yapılması gerekiyor. Hemen tam bu noktaya fıstık örneğimizi koyuyoruz. Şuradaki noktaya döndük arkadaşlar. Sanki orayı yapıyormuşuz gibi düşünün. 3 tane sık iğne yapacağız buraya tekrar. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. 4. sık iğnenin olduğu yere, yani ortadaki fıstığımızın diğer tarafına denk geliyor. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Tam bu noktaya da bir tane fıstık yapıyoruz. Ve
hemen yanındaki delikten sık iğne yapmaya devam ediyoruz şu şekilde. Şurada 4 tane üst üste gelen fıstığımızın bu tarafına, içte kalacak kalan tarafına bir boşluk yapıp fıstık yapmıştık. Şimdi burada 4 tane üst üste var. Bu tarafında bir boşluk bırakıp diğer tarafına fıstığın olması gerekiyor. Şimdi fıstığın olduğu nokta şurası. Bir boşlukta şurası olarak düşünürsek şu tam şu noktaya bir tane fıstık yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şuraya. Hemen fıstık örneğimizi buraya da yapıyoruz. Fıstığın tepesine sık iğne ve diğer tarafında kalan sık iğnelerin tepesine de sık iğne yapıyoruz. Zincirimizin tepesi de dahil olmak üzere. Bir yaptığımız yeri görelim. Şu şekilde. Buradan şuraya kadarki olan bölümü tekrar sık iğne olarak arka tarafından devam edelim. Örneğimizin arka tarafında, örneğimizin artık son etabını anlatacağım arkadaşlar. Şuraya kadar örelim ve tekrar konuşalım. Kalp motifimiz artık kendisini belli etmeye başladı. Şu noktalarda eksiklerimiz var. Şimdi yapacağımız sırada artık kalp motifimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Hemen her zamanki gibi iki zincirimizi çektim ben. Tekrar ikinci delikten itibaren sık iğne yapmaya başlıyoruz. En son yaptığımız fıstıkları baz alacağız buralarda. Şurası fıstığımızın tepesi oluyor. Yanında bir boşluk bırakmak için bir sık iğne yapıyoruz. Ve sonrakine ne yapıyoruz? Bir tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Yaptık. Şimdi yanında bir boşluk daha olması gerekiyor. O yüzden bir sık iğne yaptık. Bir boşluktan sonra tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın buradaki fıstık tamamlandı ve şurası ile birleşmiş oldu. Buradaki yapacağımız sık iğne şuradaki fıstığın sağ tarafında kalan boşluğu oluyor. Şurası fıstığın tepesi oluyor. Buraları sık iğne yapıyoruz. Bir boşluk bıraktık ve fıstık yapıyoruz tekrar. Şuradaki son fıstığın hemen üstünde bir boşluk bırakıp diğer tarafına bir fıstık yapıyoruz. Yaptık. Sabitledik. Bir boşluk için sık iğnemizi yapıyoruz ve tekrar fıstık. Bu arada ben bu modeli elimde örürken örnek çıkarmak isteyen, ay ben şu renkle şu rengi yapacağım diyen, mesela bebek bekliyordur, kız erkek olduğunu bilmez bebek bekleyen anne adayımız. Pastel yeşili ve beyaz yapabilir. Sarı ve beyaz yapabilir arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Kırmızı ve beyaz da çok hoş duruyor bu modelde. Aslında bu modele her renk gidiyor. İsterseniz sade renkle yapabilirsiniz ama iki renk çok güzel oluyor. Kalp motifimiz bitti. Örneğimizin bundan sonraki etabı, hani burada 3 sıra sık iğne yapmıştık ya. 3 sıra sık iğne yaparak bitiriyoruz. Fakat bitişimiz şu sağ tarafta olacak arkadaşlar. Sağ tarafta olacak ki örneğimizin ikinci rengine geçerken geçişimiz sağ taraftan başlaması gerekiyor. Gideceğiz. Tekrar geleceğiz. Gideceğiz. 3 tane sıra olmuş oldu. Tekrar geliyoruz. Dördüncü sırada diğer ipimize geçeceğiz arkadaşlar. 3 sıra yapın ve sağ tarafta tekrar buluşalım. Kalp motifimiz artık kendisini belli etmeye başladı. Şu noktalarda eksiklerimiz var. Şimdi yapacağımız sırada
Artık kalp motifimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Hemen her zamanki gibi iki zincirimizi çektim ben. Tekrar ikinci delikten itibaren sık iğne yapmaya başlıyoruz. En son yaptığımız fıstıkları baz alacağız buralarda. Şurası fıstığımızın tepesi oluyor. Yanında bir boşluk bırakmak için bir sık iğne yapıyoruz. Ve sonrakine ne yapıyoruz? Bir tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Yaptık. Şimdi yanında bir boşluk daha olması gerekiyor. O yüzden bir sık iğne yaptık. Bir boşluktan sonra tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın buradaki fıstık tamamlandı ve şurası ile birleşmiş oldu. Buradaki yapacağımız sık iğne şuradaki fıstığın sağ tarafında kalan boşluğu oluyor. Şurası fıstığın tepesi oluyor. Buraları sık iğne yapıyoruz. Bir boşluk bıraktık. Ve fıstık yapıyoruz tekrar. Şuradaki son fıstığın hemen üstünde bir boşluk bırakıp diğer tarafına bir fıstık yapıyoruz. Yaptık. Sabitledik. Bir boşluk için sık iğnemizi yapıyoruz. Ve tekrar fıstık. Bu arada ben bu modeli elimde örürken örnek çıkarmak isteyen, ay ben şu renkle şu rengi yapacağım diyen, mesela bebek bekliyordur, kız erkek olduğunu bilmez bebek bekleyen anne adayımız. Pastel yeşili ve beyaz yapabilir. Sarı ve beyaz yapabilir arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Kırmızı ve beyaz da çok hoş duruyor bu modelde. Aslında bu modele her renk gidiyor. İsterseniz sade renkte yapabilirsiniz ama iki renk çok güzel oluyor. Kalp motifimiz bitti. Örneğimizin bundan sonraki etabı, hani burada 3 sıra sık iğne yapmıştık ya. 3 sıra sık iğne yaparak bitiriyoruz. Fakat bitişimiz şu sağ tarafta olacak arkadaşlar. Sağ tarafta olacak ki örneğimizin ikinci rengine geçerken geçişimiz sağ taraftan başlaması gerekiyor. Gideceğiz. Tekrar geleceğiz. Gideceğiz. 3 tane sıra olmuş oldu. Tekrar geliyoruz. Dördüncü sırada diğer ipimize geçeceğiz arkadaşlar. 3 sıra yapın ve sağ tarafta tekrar buluşalım. Pembe ördüğüm motifin üzerine 3 sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Aynı motiften 8 tane olması gerekiyor. Ben 7 tane yaptım. Tekrar pembe ipimizi de bıraktım. Çünkü neden? İkinci rengimize geçişin nasıl olacağını göstermek için. Battaniyemiz 8 motif üzerine kuruluyor. 8 8 yapıp birleştirme yapacağız arkadaşlar. Birleştirmeyi isterseniz tek tek iğneyle de dikebilirsiniz ama ben dikiş olmaması açısından tığımla birleştirip bu düğüm yerlerinde içi saklayarak yapıyorum arkadaşlar. En kullanışlı bu şekilde oluyor. Tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. Şimdi şu iki tane ipimizi şöyle arkaya geriye alıyoruz. İkinci renk geçişimiz beyaz. Öncelikle şöyle bir tane alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonra tekrar yeniden buraya bir sık iğne atıyoruz. Ve sıra sıra gördüğünüz gibi, bak bu ipi de gizleyerek yapıyorum. İçinde kalıyor. Bütün sık iğnelerimizin tepesinde oluşan şu noktalardan şöyle. Ve mutlaka motifimizin sağ tarafından başlamanız gerekiyor. Kalbin yukarıda olmasına dikkat edin. Bazen aşağıda olan yer yukarıda olacak şekilde birleştirme yapmayın.
Bu şekilde üstüne sık iğne yapıyoruz. Biliyorsunuz 29 zincir üzerine kurulmuş bir örnekti bu. Üzerinde de 29 tane sık iğnemiz var. Beyazda da yine aynı şekilde. Pembede yaptıklarımızın aynısı beyaz için de geçerli arkadaşlar. Ben sadece geçişimizin nasıl olduğunu göstermek için şu şekilde. İpimizi de gizleyerek ilerledik. Gördüğünüz gibi hiç düğüm yerimiz kalmadı. Düğüm belli bile değil. Dikiş yapmış olsaydık bu daha farklı olacaktı. Bu şekildeki geçiş daha güzel oluyor. Sanki ip kendiliğinden iki renkmiş de sırası gelince renk değiştirmiş gibi. Evet, 29 tane sık iğnemizi zincirin tepesi de dahil olmak üzere yaptık. Tekrar iki zincir çekip geriye dönüyoruz. Hani başlangıçta 3 tane sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar. Bu birinci sık iğnemizdi. Gidiyoruz. Tekrar döndüğümüzde örneğimizin arka tarafı oluyor. Ve hatırlarsanız eğer örneğimizin arka tarafında modelimizi koyuyorduk. Pembe ipte yaptıklarımızın aynısını beyaz ip içinde yapıyorsunuz. Sonra sıra sıra benim yaptığım işlem gibi birleştirme işlemlerini yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. motif bu. 8 tane motif yapın. 8 tane motif yaptıktan sonra battaniyemizin birleştirme işlemini, motiflerimizin hepsinin tamamını birleştirme işlemini gösterip kenarlarını tığlama işlemini göstereceğim ve battaniyemiz bitmiş olacak arkadaşlar. Bir pembe bir beyaz şeklinde ördüğümüz fıstıklı motiflerimizi birleştirerek 8 tane parça yaptıktan sonra arkadaşlar bunları yan yana birleştirmemiz gerekiyor. Yan yana birleştirirken de yine bir pembe, bir beyaz ve kalplerin üste bakacak şekilde hepsinin eşit olacak şekilde olmasına dikkat edin lütfen. Şimdi ben bunu birleştirme işlemini göstereceğim. Yine bak bir pembe, bir beyaz yan yana getirdim. İplerimizi de gizleyerek yapacağımız için hemen şuradan daha önceki yaptığımız motifin ucundaki artan ipten birleştiriyoruz. Çünkü bunu da gizleyeceğiz. Sonra bu ikisini bu şekilde yan yana getiriyoruz arkadaşlar. Şöyle motif motif elimize alıyoruz. İpimizi iç tarafta bırakıyoruz düğümümüzü. Şuradan tığımı geçiriyorum. Karşı taraftan alıyorum. Deliğin içerisinden bir sefer şöyle yapıp bunun içinden geçirip şöyle bir tane bir dakika tam tutamadım. Bir tane zincir çektik. İçine kıvırdık. Şöyle kavrayın. Şimdi şuradaki delikler belli arkadaşlar. Aynı deliklerden aynı sayıda olduğu için karşı tarafta da var. Bakın şöyle göstereyim. Görüyorsunuz delikleri. Her ikisini birlikte alıp sıra sıra şöyle alayım daha rahat olacak. Biraz kalın oldu, elime sığmadı. Bu şekilde en üstteki deliklerden sıra sıra alıp hem beyazımızdan hem de pembemizden gelecek şekilde alıp sık iğne yaparak bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Birleştirdiğimiz yerler şu şekilde oluyor. Ortaları beyaz oluyor birleşim yerleri. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Birleştirme işlemimizi bitirdikten sonra kenar tığlama işlemini göstereceğim arkadaşlar. Hep beraber kenar tığlama işleminde buluşalım. Ben battaniyemizin bütün parçalarını birleştirdim arkadaşlar.
Şimdi battaniyemizin kenar kısmını yapmaya geldi. Hem bu iki kenarının birleşirken ki kısımları muntazam dursun, hem de şu kenarlarda oluşan iplerimizi saklamak adına öncelikle battaniyemizin tüm çevresini sık iğne geçeceğiz arkadaşlar. Bu kenarlarda oluşan ipleri de şu şekilde ben gizleyerek, şu gördüğünüz bakın battaniyemizi ördüğümüz şu kenarlarda deliklerimiz var. Çok kolay. Bu bildiğiniz bir şey zaten. Bu deliklerden sırayla sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaptığımız yerler şu şekilde daha muntazam duruyor. Battaniyemizin tüm çevresini öncelikle böyle hep her tarafına sık iğne yapalım. Ve sonra üzerinde o sık iğnelerin üzerine küçük bir detay yapacağım. Ve battaniyemiz bitmiş olacak arkadaşlar. Battaniyemiz bittikten sonra dileyen içine astar dikebilir. Dileyen bu şekilde de kullanabilir. Kullandığımız ip bebe yünü ve alerjik, antialerjik bir yapıya sahip olduğu için hiç kılıf dikmeseniz de olur, astar dikmeseniz de olur içerisine. Bu şekilde de çok güzel, kullanışlı bir battaniye olacak bu. Çok seveceksiniz. Bütün çevresini battaniyemizin tığlayalım. Sık iğne yapalım ve tekrar konuşalım arkadaşlar. Battaniyemizin tüm çevresini olduğu gibi sık iğne yaptım arkadaşlar. Sık iğne yaptıktan sonraki etapta ben biraz yaptım. Size de göstermek açısından hemen şöyle kısa bir şekilde 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Şöyle göz kararı 4. ya da 5. deliğimize batıp sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar şöyle 4 ya da 5. deliğe batıp sık iğne yapıyoruz. Sonrasında 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 10 tane zincir çektik. Şu şekilde 9 olabilir, 10 olabilir. Şöyle olacak. Tekrar sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tekrar sık iğne. 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Tekrar sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. Tekrar sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar battaniyemizin tüm çevresini bitirelim ve tekrar konuşalım. Modelimizin zincir çekme olayını bitirdik arkadaşlar. Battaniyemizin dört bir tarafını zincirle dolaştım. Şimdi zincirden sonraki etabı anlatacağım sizlere. Bir dakika, şu yarım kalan yeri ben bir öncelikle bitireyim. Şimdi hatırlarsanız eğer 5 zincir çekmiştik, sık iğne yapmıştık. Tekrar 5 zincir çekip sık iğne yapmıştık. Sonra 10 zincir çekip tekrar sık iğne yapmıştık. Şurası 5 zincir çektiğimiz alan. Şurası da 10 zincir çektiğimiz alan arkadaşlar. 5 zincir çektiğimiz yere sadece sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne. Hemen yanındaki 5 zincirin içerisine bu ikisini birleştirerek hiç zincir çekmeden tekrar 4 tane sık iğne. 10 zincir çektiğimiz alana gelince başını doluyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan bilmeyen arkadaşlar için tığımızın başına ipimizi doluyoruz. İçinden geçiriyoruz. Önce böyle, sonra geri kalan ikisini çekiyoruz. İkili trabzanımızı yapmış olduk. 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı yere 6 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.
Hiç başını dolamadan 5 tane zincirin içerisine çekip demin başında anlatmıştım. 4 tane sık iğne yapıp diğer zincirin içerisine geçip oraya da 4 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Ve sonra tekrar 10 zincirli olan bölüme gelip şu anlattığım yeri yapıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yaptığımız duruşu şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde battaniyemizin dört bir tarafını yapın ve battaniyemiz bitmiş olacak. Bitmiş halini hep beraber görelim arkadaşlar. Battaniyemiz bitti arkadaşlar. Çok severek yaptım. Çok güzel bir örnek oldu. Kenarlarının detayları da şu şekilde. Yaklaşık 300 gram pembe, 300 gram da beyaz ip kullandım. Bebeğimiz rahatlıkla 2-2,5 yaşına kadar örtünebilir. Kime nasipse artık Allah'ım güzel günlerde, iyi günlerde, sağlıkla, sıhhatle kullanmayı nasip etsin. Videomu izlediğiniz için, beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Halen daha kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı, benim yeni yüklediğim videolardan haberiniz olması için zili açmanızı mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.